Sus. Video çekmeye çalışıyorum. Herkese merhaba. Saçım biraz değişik bugün. Çünkü boyattım. Balyaj yaptırdım. Sapsarı oldu. Bu kadar açılacağını tahmin etmemiştim açıkçası. Ama geçen sene de yaptırdığımda açılmıştı. Böyle. Yeni saçlarım bu şekilde. Ne düşünüyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Okay, spora geldim ve ofisten biraz daha erken çıktım ki video çekebileyim diye, ama pek zamanım yok ve üstümü değiştirmem gerekiyor. O yüzden şu suratı hatırlayın, çünkü çıktıktan sonra iğrenç olacak, makyajsız olacak ve terlemiş bir şekilde olacak. Bu saç da böyle durmayacak. O yüzden en azından videonun açılışını burada yapayım dedim. Arabamda her zamanki gibi. Terli saçlarına. Yeniden karşınızdayım. Bana en sıklıkla sorulan sorulardan birisi, nasıl motivasyon buluyorsun? Sporu nasıl zaman buluyorsun? Nasıl enerji buluyorsun? Ve bunu çabucak açıklamaya, cevap vermeye çalışacağım ama 2 saat oturup burada konuşacağım. Motivasyon yerine, umarım bu sözü doğru telaffuz ediyorum. Çünkü motivation'ı Türkçe'de söylemek çok garip geliyor bana. O sözü telaffuz etmekte zorlanıyorum. Neyse, motivasyon yerine daha çok disiplin benim sürekli spora gitmeme ve hayatımı istediğim bir şekilde yaşamama sebep oluyor ya da yardımcı oluyor. Mesela dün kesinlikle spora gitmek istemiyordum. Uzun lafın kısası, moralim bozuktu, enerjim yoktu. Yaptığım antrenman normalden daha kötü geçti. Yani o kadar iyi geçti diyemem ama yine de gittim. Ama değişen şey, ofise geri geldiğimde o kadar enerji patlaması oldu ki bende. Ben böyle, hadi bunu da yapalım, tamam bunu mu yapmak istiyorsun? Tamam yaptım hemen. Aa, bunu mu benden istiyorsun? Tamam, anında 5 dakika sonra bitiyor. Sanki böyle, nereden geldi bu enerji ben de bilmiyordum. Zaten dişten çıkmadan önce 5 gibi o enerji düştü yine. Ama o kadar productive oldum ki dün spordan sonra, productive yani verimli. O kadar şey yapabildim ki dün ve dedim eğer spora gitmeseydin burada oturacaktın. Eve gitmek istiyorum ya, evden çalışsam ya diyecektim. Onun yerine gittim, spor mu yaptım. İkincisi, ben normal böyle natürel bir ince insan değilim. Tamam mı? Değilim. Pizza kokluyorum ve kilo alıyorum. Bu YouTube'da ve Instagram'da gördüğünüz diğer kızlar gibi değilim. Böyle hamburgerler, pideler yesinler, kebapları yesinler, dondurmaları yesinler. Bir kilo bile almasınlar. Kolum kadar bacakları olsun. Efor sarf etmeden diyorlar. Spor yapıyor musun diye sorunca da yok spor yapmıyorum, ben böyleyim. Ve normal. Bu insanlar normal. Yani genetik olarak ince olan insanlar var. Bunlardan biri ben değilim. Ve zaten bira koleksiyon videomu gördüyseniz bira seviyorum. Bira da çok kalorisi yüksek olan bir içecek. Onun dışında makarna, pasta. Pastayla makarna aynı şey. İngilizce ve Türkçesini diyorum. Makarna, pizza, bu tarz şeyleri, hamburgeri çok seven bir insanım. Dışarıda yemeği, insanlarla yemek yemeyi, içmeyi, gezmeyi, tozmayı seven bir insanım. Ve bu şeyler kilo yapıyor. O yüzden spora gitmek zorundayım ben. Yapmak zorundayım. Spor benim için, fiziksel sağlığım için ve ruh sağlığım için çok önemli bir şey. O yüzden yapıyorum ve zaman ayırıyorum ve disiplin işte bu. Gitmek istemediğimde de bugün spor günlerinden biri gidiyorsun dediğim şey bana daha kolay, daha özgür bir hayat yaşamama yardımcı oluyor. Çünkü düşünmüyorum, ah bugün gitsem mi, bugün gitmesem mi? Ah, yok, bugün gidiyorsun. Bir söz var. Bir söz var. Discipline equals freedom. Yani disiplin eşittir özgürlük. Ve buna çok inanıyorum. Kim dedi bunu? Hiçbir fikrim yok. Hatırlamıyorum. Bir kitapta mı okudum, bir yerde mi gördüm, bir şeyde mi duydum? Hiçbir fikrim yok. Hatırlamıyorum. Ama öyle bir şey ki, disiplinli bir hayat yaşadığınızda, rutinleriniz olduğunda ve düzen
olduğunda hayatınızda istediğin şeyleri yapmaya daha çok özgürlük oluyor. Mesela son günlük vlog videomda, iş günü videomda birisi çok yalnız ve sıkıcı bir hayatım var demiş ve ben katılmıyorum. Bence iş günleri, hafta içi disiplinli bir hayatım var. Mesela mutfaktan, mutfağı temizlemeden çıkmıyorum. Ya da yatak odasından aşağı kata yatağımı toparlamadan inmiyorum. Çünkü her gün bir 5-10 dakika evimi temizlemeye, toparlamaya zaman ayırdığımda hafta sonu özgür oluyorum. Hafta sonu evimi temizlemek zorunda kalmıyorum. Ve düzenli bir hayat, düzenli bir ev beni iyi hissettiriyor. Daha çok şey yapmamı sağlıyor. Çünkü temiz şeyleri seviyorum. Yani evim temiz olmasını istiyorum. Ve buna zamanımı harcamak istemiyorum. Mesela paramla da çok disiplinim. Her ay maaşımı aldığımda bir miktarı görmeden ben bile direkt yatırım hesabıma geçiyor. Bu disiplinde paramla biraz daha özgür olmamı sağlıyor. Gidip canı sıkıldı diye kıyafet almıyorum. Paramı daha böyle ne bileyim düşünceli bir şekilde harcıyorum. O yüzden gerçekten yapmak istediğim bir şey olduğunda da onu yapmak için özgürüm. Geçen pazar günü arkadaşımın doğum günüydü. Ve benim de doğum günüm bir ay içinde gelecek. Bu doğum günüm 30 yaşına gireceğim. 30 yaşında olacağım. O yüzden kendime özel bir şey yapmak istiyordum. Ve arkadaşımla daha önceden işte konuşuyorduk. Hawaii'ye gitmek istiyorum dedim ben. Gelmek ister misin? Şu anda çalışmıyor. Zamanı var. Ben de o an telefonumu açtım ve kendime ve ona uçak bileti aldım. Ama gidip ay içinde ihtiyacım olmayan şeylere para harcamadığım için ve paramla disiplinli olduğum için bana ve ona o an uçak bileti alabilecek özgürlüğüm vardı. Ve dediğim gibi onun doğum günüydü. Doğum günü hediyesi oldu benden ona. Benden kendime de doğum günü hediyesi oldu. Bu doğum günümden 2 hafta önce olacak. 2 hafta önce Hawaii'ye gideceğiz. Ondan sonra doğum günümün hafta sonunda eşimle geçireceğim tabii ki. Onun dışında ama yani özgürlük benim için bu. Bu vlog videosu sadece Melis'in 20 dakika arabasında konuşma videosu olmaz. Liseden bir arkadaşım San Diego'da. Onunla ve eşiyle buluşmaya gidiyorum. Eşim de bizimle buluşacaktı ama gelir mi bilmiyorum ya da ne zaman geleceğini bilmiyorum. Şimdi La Jolla'dayım ve en sevdiğim yerlerden biriye getireceğim onları. Ben biraz erken geldim. 6'da buluşacaktık. Saat 6'ya çeyrek var. O yüzden yavaş yavaş yürüyeceğim etrafa bakınarak. Çok uzakta değil ve genelde trafik daha kötü oluyor ve burada park yeri bulmak zor oluyor ama bugün çarşamba olduğu için biraz daha kolaydı. Şimdi burada en sevdiğim yerlerden birinin önünden de geçeceğim, göstereyim sizlere. National Geographic Fine Art Gallery. Önünden geçmeyi çok seviyorum. Biraz zamanım var dedim ama yani içeri gidecek kadar değil. İçeride gösterdiğim resim bir otelde çekilmiş. Kenya'da Giraffe Manor diye bir yer var. Uzun süredir gitmek istediğim bir yer. Instagram'dan bakarsanız çok hoş bir yer. Odanıza zürafa sanırım Türkçesi geliyor. Burası da bu arada La Jolla. Sorry. Hemen tam deniz kenarında olan masayı kaptım. Bu şekilde. Everything well for us.
olmaz. Diğerlerini beklerken kendime margarita aldım. İçindeki biber dolayısıyla çok acı ama güzel. İkinci gündeyiz ve aynı arkadaşlarımla yine buluşmaya gideceğim. Suratım neden böyle gözüküyor bilmiyorum. Makyaj yapmasını bilmiyorum. Şimdi alışveriş merkezindeyim. Çünkü burada çok ilginç bir bar var. Evet, alışveriş merkezinin içinde. Bizim alışveriş merkezimiz zaten burada. Biraz değişik. Çok böyle lüks değil, lüks markaların olduğu yer değil. Birkaç tane lüks marka var, tamam da. Ama daha çok böyle restoranların, barların olduğu bir alışveriş merkezi. Aa, bir kere burada çektiğimde bana kızmışlardı. O yüzden çok çekemeyeceğim. Gittiğimiz barın ismi Raised by Wolves. Biraz yavaş söylemeye çalışacağım ki sözlerimi yutmayayım diye. Ama buraya ilk girdiğinizde sanki alkol satan bir mağaza gibi gözüküyor. Ve burada whisky çeşitlerine ağırlık veriyorlar. Gördüğünüz gibi bayağı çeşitli whisky var. En gözümü çeken şey burada Pappy Van Winkle şişeleri. Gördüğünüz gibi bir tanesi 23 sene. Bunun fiyatı $3,580. 15 senelik olan da $1,865. Ama bu barın en güzel yanı, gördüğünüz gibi bu iki tane sandalye üstünde oturuyorsunuz. Ondan sonra kapı dönüyor ve sizi barın içine götürüyor. Bu tarz gizli barlara speak easy deniliyor. İçeride pek fazla çekemedim çünkü içerisi inanılmaz karanlıktı. Ama çok güzel bir kokteyl içtim. Ondan sonra eve gittim. Çünkü ertesi gün çalışmam gerekiyordu ve arkadaşlarım da ertesi gün yola çıkmaları gerekiyordu. Yeni bir gün ve üstümde yine siyah. Günlerden cuma. Şu anda saat 4'ü çeyrek geçiyor ve işten çıkıyoruz. Cuma günleri genelde 4 gibi işten çıkmamıza izin veriyorlar. Çok mutluyum. Ve şimdi spora kaçacağım ben. Öğlen yemeğinde cuma günü bütün departman beraber yemek yiyoruz. O yüzden öğlenliğin spora gitmiyorum. Onun yerine işten sonra gidiyorum. Çünkü 4.30'da da bir ders var. Ve şimdi oraya kaçıyoruz. Ne kadar yakın olduğunu göreceksiniz. Eğer spordan sonra direkt eve gitmeseydim yürüyerek bile spor salonuna gidebilirim iş yerinden. O kadar yakın. Neyse. Bugün böyle geçiyor. Yarın Monterey diye bir şehre gidiyoruz. Hafta sonu için. Kuzey Kaliforniya'da. Onun için de çok çok heyecanlıyım. Daha hiç gitmedim. O yüzden yeni bir yer olacak benim için. Ve şimdilik bu kadar sanırım. Anlatmak istediğim şeyler var. Kazasız geldik valla yani. Umarım çok ses yapmamıştır klima. Klimayı kapattım. Şimdi terleyeceğim anında. Ah! Dün akşam yine lise arkadaşımla buluştum. Ondan önceki akşam da lise arkadaşımla buluştum. Çok güzel bir duyguydu ya. Lisedeyken çok yakın arkadaşlık grubumuz vardı. Böyle 4-5 kişi grubumuz. Çok yakındık. Her hafta sonunu beraber geçirirdik falan. O yüzden yeniden görüşmek çok güzel oldu. Ondan sonra bugün işte çalıştım. Yorgunum. Ve onun dışında pek olan biten şey yok. Sanırım. Sanki kamerayı açmadan önce Melis şunu söylemeyi unutma dediğim bir şey vardı ama bilmiyorum. Neyse, eğer hoşunuza gittiyse video lütfen beğenin. Beğenmediyseniz zaten beğenmediğinizi belirteceksiniz biliyorum. Söylememe gerek yok.
Eğer Instagram'dan da takip etmek isterseniz link aşağıda bir yukusuna koyacağım. Ama private yaptım. Özel yaptım. Çünkü çok garip insanlar geliyordu kanalıma ya da Instagram hesabıma. Mesela Melis, hiç eşini paylaşmıyorsun. Sevmiyorsun demek. Sevmiyorsun. Yalan. Eşimle fotoğrafımı paylaşmıştım. Aslında düğünümüzde ilk öpüşmemizi paylaşmıştım. First kiss diye. Ve birisi gelmiş. Ne kadar namussuzsun, böyle utanmıyor musun? Ayıp ayıp böyle fotoğraf yüklemek. Eşimi düğünümde öpmeyeceğim de ne yapacağım ben? Neden evlendim? Öpmek için düğünümde tabii ki de. Neyse, o yüzden private yaptım. O yüzden özel yaptım. Eğer takip etmek isterseniz biraz gecikebilirim. Gerçekten çok sıcak oldu içerisi. Bugünlük benden bu kadar. Ya da bu son 3 gündür bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bye.